tarihi asırlar öncesine dayanan bir şehir Kocaeli. Birçok uygarlık onun topraklarında doğmuş, onun topraklarında kök salıp büyümüş. Hep önemli yerlerin, önemli yolların merkezi olmuş bu asırlık kent. Kahramanlık destanları yazılmış bu kentin kalbinde. Topraklarında sadece zamana meydan okuyan çınarlar değil, tarihe adını yazan komutanlar yetişmiş. İşte şimdi tarihe canlı şahitlik yapmış bu kent bize sesleniyor. Ben, kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca bir çınarım. Kadim zamanlara ve tarihe canlı şahitlik yaptım. Topraklarımda önemli medeniyetler kuruldu. Ben, imparatorluklar şehri İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısıyım. 1000 yılları, 5000 yılları devire devire bugüne gelmiş medeniyetlerin beşiğiyim. Doğu batı arasında bir köprüyüm. Çin'den başlayarak Avrupa'ya giden tarihi ipek yollarının birleşme noktasıyım. İstanbul'dan Hicaz'a giden Sürre alaylarının konakladığı Hicaz Demir Yolu'nun ilk istasyonuyum. Ben Selçukluyum. Osmanlı'nın ilk sancak merkeziyim. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından 16 Ocak'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya duyurulduğu yerim. Ben şifalı Çene Dağı suyunun menbaı Derince'yim. Bir dünya markası İpek Halı Merkezi Körfez, Pehlivanlar Diyarı Karamürsel, Donanma Şehri Gölcüğüm. Kocaeli'nin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra, Sanayi ve Teknoloji Bölgesi Gebze, Dağ ve Yayla Turizminin adresi Kartepe'yim. Organize Sanayi Bölgelerinin Merkezi Dilovası, Bankacılık Üssü ve Ticaret Merkezi Çayırova, Kültür ve Turizm Bölgesi Darıca, Uygarlıkların Beşiği ve Medeniyetlerin Başkenti İzmit'im. Adını Akçakoca Gazi'den alan sanayi, bilim, kültür ve turizmde marka şehir Kocaeli'yim. Kocaeli aslında bizim Anadolu topraklarında var olma mekanlarımızın başta gelen örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz adı Akçakoca'dan geliyor. Akçakoca'nın Kocaeli'yi fethetmesiyle birlikte, bu toprakları fethetmesiyle birlikte bizim medeniyetimizin ilk temel taşlarından bir tanesi de burada atıldı. O günden bugüne kadar aslında bizim Anadolu'daki varoluşumuzdan bugüne kadar bir kültürel devamlılık var. Biz zaman zaman kültürümüzün temel kökleriyle bağımızı unuttuğumuzda döner orayı bir daha hatırlarız. Mesela Osmanlı'nın Timur karşısında yaşadığı bozgundan sonra tekrar Söğüt'ü hatırladı Osmanlı. Oraya tekrar döndü. Çelebi Mehmet Camisi'ni oraya yaptı. Kültür köklerine, orijinal köklerimize bir daha döndük ve yeniden küllerimizden dirildik. Bu manada bakarsanız Anadolu coğrafyasının her bir noktası Kocaeli'de de olduğu gibi kültür köklerimize dair inanılmaz miraslara sahip. Bu manada Alparslan'ın Anadolu'yu fethetmesiyle Fatih'in İstanbul'u fethetmesi arasında bir süreklilik var. Tarihsel manada bir devamlılık söz konusu. Kocaeli. Çağlar boyunca birçok seyyahın adımları bu kenti arşınladı. Birçok seyyah birkaç gün geçirmek için geldikleri bu kente aşık olup bu topraklara yerleşti. Toprağından kültür ve medeniyet fışkıran bu büyüleyici kenti birçok seyyahın ağzından dinledik. Ama hiçbiri Kocaeli'yi Evliya Çelebi gibi anlatamadı. 1631 yılında Kocaeli'ye gelen Evliya Çelebi'nin cümleleri sayesinde bu kentin doğasını, insanlarını, güzelliklerini sanki oradaymış gibi yaşadık. Bakın Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde Kocaeli ile ilgili neler kaleme almış.
Orhan Gazi 1339 yılında İzmit Kalesi'ni fethetmek için önce Kocabey'i kumandan atayarak "İznimdir, var git" buyurmuş. Sonraları bu söz İzmit adını almıştır. Fatih Sultan Mehmet Han, İzmit'i Anadolu'dan bir sancak ve itibarlı kaza olarak yazmış. Bakımlı büyük bir şehirdir. İskelesi büyük bir limandır. Sayısız tüccarı vardır. Şehir 23 mahalledir. 3 mahallesi Hristiyan, 1 mahallesi Yahudidir. 23 camii vardır. Çarşısı 1100 adet sanat ehlinin dükkanlarını içine alır. Tüccar hanlarında bütün kıymetli malları bulmak mümkündür. Hünkar Sarayı yakınında devlet tersanesi vardır. Şehrin bütün evleri yüksek tepeler üzerine yapılmış olup, kıble tarafından denize bakar. Sokakları baştan başa beyaz taşla kaldırım döşelidir. İzmit Gölcüğü'nün bittiği yerde deniz kıyısında çok meşhur tuzlası vardır. Tuzu son derece lezzetlidir. Beyaz kirazı ve kızıl elması meşhurdur. 400 yıl önce Evliya Çelebi'nin güzel tasvirleriyle övdüğü İzmit'i düşünerek, bugünlere ışık tutmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihine belgesel tadında kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Anadolu'yla İstanbul'un arasında köprü görevi gören ilimiz Kocaeli'yi daha yakından tanımaya ne dersiniz? Kocaeli, tarihi en eski şehirlerimizden biri olarak geçmişin tüm kültürlerini kucaklar. Doğu ve Batı arasında adeta bir köprü vazifesi gören şehir, tarihi Nikomedya uygarlığından Türkiye Cumhuriyeti'ne nice medeniyetleri ağırlamıştır. Tarihi kaynaklara göre Bitinya ismi verilen bu yöreden Frikyalılar, Megaralılar geçmiş, M.Ö. 337 ila 357 yılları arasında Bitinya Krallığı'nın merkezi, M.Ö. 74 yılındaysa Roma'nın eyalet merkezi olmuştur. Şehir, 1078'de Anadolu Selçuklularına teslim eder kendini. Anadolu Fatihi olarak bilinen Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentini bir zamanlar İzmit'e bağlı olan İznik'e getirir. Haçlı ve Latin işgalleri sonucu bölge Bizansların eline geçer. Orhan Gazi zamanında 1331 yılında Akçakoca Gazi tarafından Kocaeli Osmanlı topraklarına katılır. Mezarı Kandıra Babatepe'de olan Kocaeli Fatihi Akçakoca Gazi, Osmanlı'yı Karadeniz'e ilk açan komutan olarak adını Kocaeli tarihine altın harflerle yazdırır. Kocaeli bölgesinde yapılan bilimsel araştırmalar, insanların binlerce yıldır bölgede yaşadığını göstermektedir. Kurulan uygarlık ve devletler, insanlara hizmet etmek için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa, 1337 yılında Kocaeli'nin ilk sancak beyi olur. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez haline gelir. Osmanlı Devleti'nde 1868'de Taşra'da da belediye kurulması için talimat verilmiştir. 6 Ekim 1868 tarihli belediye nizamnamesiyle yerel yönetimler olan sancak ve kaza merkezlerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş, belediye sisteminin temelleri atılmıştır. 1876'da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1871 yılında yapılan ilk belediye seçimlerinde İzmit'te şehir ve kasabada yaşayanlara hizmet vermek üzere bir başkan, bir muavin ve 6 üyeden oluşan belediye meclisi oluşturulmuştur. 1877'de Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunlarla Kocaeli bölgesi doğudan Dahiliye Nezareti yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bağımsız sancak merkezi olmuştur.
Adapazarı, Kandıra, Geyve, Karamürsel, Yalova, Gebze kazaları, 1888 yılında Kocaeli'nin merkezi İzmit Sancağı'na bağlanmıştır. 1910 tarihli arşiv belgesinde bağımsız İzmit Sancağı'nın yüz ölçümü 8100 kilometredir. Nüfusu 349.000, sancağa bağlı kaza sayısı 6 olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra İzmit Sancağı, Kocaeli vilayetinin merkezi olmuştur. 1930 senesinde çıkarılan 1580 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Belediyeciliği'nin temeli atılmıştır. 1955 tarihli arşiv belgelerinde Kocaeli'nin yüz ölçümü 3987 kilometre gözükürken, 1960 tarihli nüfus sayımına göre Kocaeli'nin köylerle birlikte toplam nüfusu 297.000'dir. Buna göre 1960 yılında Kocaeli'ye bağlı 6 kaza merkezinin nüfusları Gölcük 19.114, Gebze 7.867, Karamürsel 6.224, Kandıra 4.908 ve Kaynarca 749 olarak tespit edilmiştir. Kocaeli'nin merkez ilçesi olan ve aynı adı taşıyan İzmit, Kocaeli'nin daha sonra bütün sınırlarının merkez kabul edilmesiyle birlikte vilayet merkezi özelliğini hukuken kaybetmiştir. Büyük sanayi kuruluşlarının ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu İzmit, sanayi şehri olarak tanınmasının yanı sıra kültür, sanat ve eğitim merkezi olma yolunda ciddi atılımlar yapan bir şehir haline gelmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı yasayla büyükşehir belediye sınırları için yeni kıstaslar getirilmiştir. Buna göre büyükşehir olma koşulu nüfusun en az 750.000 olmasıdır. Aynı yasa nüfus yoğunluğu çok yüksek olan İstanbul ve Kocaeli illerinin tamamını büyükşehir sınırları içerisine almaktadır. Biliyorsunuz Gebze'mizin sınırları içinde bulunan Hünkar Çayırı mevkii de Fatih'in otağını kurduğu son nokta. Tarihçilerin bazılarına göre Fatih burada zehirlendi ve seferi muhtemelen Roma'yaydı. Bu muhteşem bir miras. İnşallah önümüzdeki dönemde, çok yakın bir zamanda Hünkar Çayırı'nda bu mirası hatırlatacak güzel bir projeyi de hayata geçireceğiz. İlimde ve bilimde öncü, Çayırova'da ebediyete yürüyen örnek şahsiyet Fatih Sultan Mehmet Han. Kültürler başkenti İstanbul'un giriş kapısı olan bilim, teknoloji ve sanayi merkezi Çayırova, kültür tarihimizde de çok önemli yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bilim, sanayi ve teknoloji sahalarında yapılan icatlar dünya medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Fatih'in iyi bir stratejist, iyi bir komutan, iyi bir lider ve devlet adamı olarak yetişmesinde genç yaştan itibaren ilim ve bilim adamlarına verdiği önemin rolü büyüktür. İstanbul'un fethinde kullanılan tarihteki Yivli ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yapmıştır. Şahi toplarını soğutmada kullanması için geliştirdiği yağlı soğutma sistemi, bugün otomobillerde kullanılan yağlı soğutma sisteminin ilk örneğini teşkil eder. Çağ açıp çağ kapayan ve İstanbul'u fethederek Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han, 32 yıllık hükümdarlık süresi içinde dünyada birçok başarıya imza atarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Devlet yönetimi ve fetihler için seferden sefere koşan Fatih, ilim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yapmıştır. Kültür, sanat ve edebiyata önem veren Fatih, günümüzde Avni Mahlası ile yazdığı şiirleriyle bilinmekte. Çevre ve yeşilin korunması ile ilgili hazırladığı kanunlar, işi ehline verin prensibiyle devlet yönetimindeki icraatları, onun ne kadar başarılı ve çok yönlü bir şahsiyet olduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet'in etkili zaman yönetimiyle ortaya koyduğu başarılar, bugün
bilgi, bilişim ve iletişim dünyasındaki çalışmalarına ışık tutmakta, gençlere yol göstermekte ve rol model olmaktadır. Çocukluğunda aldığı farklı alanlardaki eğitim, genç Mehmet'i çok kısa bir sürede hem sultan hem fatih yapmasına zemin hazırlamış, bugünkü gençlerimizi de heyecanlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitelerinden biri olan bugünkü İstanbul Üniversitesi, Sahn-ı Seman adıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde gençlerimizin rol model alacağı Fatih Sultan Mehmet, ilimde ve bilimde öncü bir padişahtır. Yenilikçi bir deha olan Fatih Sultan Mehmet Han, icatlar, fetihler, inovatif mimari yaklaşımlar, eğitim ve sanat konusunda Türk ve dünya tarihi açısından çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Osmanlı ülkesinde bilim alanındaki çalışmalar İznik Medresesi'nin açılmasıyla başlamıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet devrinde çeşitli dillerden bilimsel eserler Türkçe'ye çevrilmiş, Osmanlı Devleti bilim dünyasında matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Bilim adamlarının başarılı çalışmalarına destek veren Fatih Sultan Mehmet, medrese, hastane, kütüphane gibi kurumların açılmasına öncülük etmiştir. Bilimsel ve teknolojik çalışmalara destek veren Fatih, bilim ve teknolojinin gelişmesine imkan sağlamıştır. Kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yere sahip olan Fatih, ilim, bilim ve devlet adamı olarak örnek bir şahsiyettir. Fatih Sultan Mehmet Han, bugün Türkiye'nin bilim, teknoloji, sanayi, tarih ve kültür alanlarında önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçe sınırları içinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi alanında bulunan Hünkar Çayırı'nda 3 Mayıs 1481 yılında ebediyete intikal etmiştir. Kendisini minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Aslında bizim geçmişten bugüne devam eden tarihsel sürekliliğimiz, kültür köklerimizle bağlılığımız ancak böyle güzel mekanlarda anlatılabilir. Biz kökü mazideki adiyiz anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökümüz mazide ama geçmişi olmayanın da geleceği yoktur felsefesiyle Şeyh Edebali'nin dediği gibi. Geçmişini bilmek lazım ki geleceğe sağlam basasın dediği gibi. Biz bütün bu kültürel mirasımızı, geçmişle olan bağlarımızı kuvvetlendirmek, bu kültürel devamlılığı, değer devamlılığını sağlayacak şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlemek durumundayız. Bu manada da Kocaeli'nin Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'te olan bağlarını, Anadolu'nun diğer noktalarıyla olan bağlarını kurmakta bizim hem tarihe karşı hem de geleceğe karşı bir sorumluluğumuzdur. Bu şuurla güzel projeleri hayata geçirmek için devam ediyoruz. Yıl 1071. Ağustos'un 26'sı. Günlerden Cuma. Malazgirt Ovası binlerce Türk askeri için kutsal bir topraktır artık. Onlara ebedi yurtlarının kapısını açacak sultanın arkasında saf tutup namaz kılmış, zafer için Allah'a dua etmişlerdir. Sultansa o an derin düşüncelere dalmış, namazdan sonra ettiği dua da aklına gelmiştir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret. Sultan Alparslan kılıcını kınından çıkarıp havaya kaldırır. Gür sesiyle tarihe geçecek o ünlü konuşmasını yapar. Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. Selçuklu Devleti'nin sadık ve cesur askerleri
sultanlarına olan sonsuz sadakatlerini hep bir ağızdan haykırırlar. Sultan Alparslan, Allah için savaşa başlamadan önce sözlerine şöyle devam eder. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise benim kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ve sultan korkusuzca atını ileriye, düşmanın kalbine doğru sürer. Zafer Sultan Alparslan ve Selçuklularındır. Otağa çadırı kurdu Kocaeli Büyükşehir ilk kez Ahlat'ta ve orada da çok güzel bir sergi yaptınız. Hanımefendi de teşrif ettiler. Orayla ilgili birkaç şey. Evet. Az önce bahsettiğim kültürel devamlılık yaklaşımının bir uzantısı aslında bu. Malazgirt biziz. Malazgirt hepimizin sembolü aslında. Anadolu'da varoluşumuzun sembolü. Malazgirt'te yapılmakta olan bizim geçmiş 1000 yıldan gelecek 1000 yıla uzanan yol haritamızın, vizyonumuzun da bir özeti. Malazgirt'te yapılan bizim Anadolu'da varoluşumuzdaki o temel ruhun özü şeklinde ben ifade edebilirim. Böyle düşünmek lazım. Malazgirt'i tekrar hayata geçirdiğimizde, Malazgirt'in ruhunu hayata geçirdiğimizde biz bundan sonraki 1000 yılın da ruhunu diriltmiş oluyoruz aslında. Onu kökleriyle sağlam bir şekilde bağlamış oluyoruz. Bu manada baktığımızda bizim Malazgirt'te olmamızdan doğal başka hiçbir şey olamaz. Malazgirt'te daha güçlü olmak, her sene oradaki etkinliklere katılmak, her sene daha güçlü bir şekilde katılmak ve geçmişle aramızdaki kültürel bağı tekrar kurmak, Kocaeli ile Akçakoca'nın eliyle Malazgirt arasındaki bağı hatırlamak ve gelecek nesillere hatırlatmak anlamındaydı oradaki varlığımız. İnşallah bundan sonraki senelerde de orada olacağız. O otağı her zaman devam etmeli. Bu memleketin ruhu ancak bu şekilde ayakta tutulabilir ve geleceğe çok daha sağlam basılabilir diye düşünüyorum. Vefa önemli. Kocaeli'nin çok önemli bir değeri Haluk Dursun Hoca'ya da çok güzel bir vefa borcu ödediniz. Onu sizin ağzınızdan evet. Dinlemek isteriz. Haluk Dursun Hoca bizim çok değerli bir büyüğümüz. Hem ilim adamı, hem yönetici, hem siyasetçi. Memleketine çok ciddi katkılar sağlamış. Yüreği vatan aşkıyla yanan bir vatan evladı. Bizim de vefa borcumuz onun anısını yaşatmaktır. Onun ülkemiz için yaptıklarını gelecek nesillere göstermek, onu hatıralarıyla birlikte canlı tutmaktır. Bu manada orada Haluk Dursun hocamızla ilgili de bir etkinlik gerçekleştirdik. Oradan kabrine toprak, buradan da oraya toprak nakli gerçekleştirdik. Şüphesiz bunlar sembolik şeyler ama hatırlama ve hatırlatma anlamında çok kıymetli şeyler. Haluk Dursun hocamızın yapmış olduğu, bu memlekete katmış olduğu şeylerle kıyasladığımızda aslında tam da borcumuz ödendiği söylenemez. Kitaplarını temin ettik, okuduk. Efendim televizyon programlarından, konuşmalarından tanışıklığımız var. İstanbul'a aşığıydı. Şansı da yaver gitmiş, hep İstanbul'da saraylarda görev yapmış. Dolmabahçe Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nda, Ayasofya'da. Sonra Kültür Bakan Yardımcılığı yaptı. Hakikaten Haluk Hoca bir ilim adamıydı, fikir adamıydı, aksiyon adamıydı. Efendim, Cenab-ı Allah nasip etti, bildiği güzellikleri hizmete dönüştürme imkanı da buldu. Ne mutlu, efendim görevi başındayken ve gerçekten de Anadolu açısından çok mübarek topraklar diyebileceğimiz
Malazgirt Ovası'nda bir elim trafik kazasında vefat etti. Ne mutlu ona. Neticede eninde sonunda hepimiz bir gün öleceğiz. Ama görevi başındayken, hizmet aşkıyla efendim seyahatteyken vefat etti. Bunu tabii gençlerimize aktarmamız lazım. Bu da bir vazife. Bilenler aktarması lazım. Çünkü rol model insanlar onlar. Gençlerimize rol modeller göstermeliyiz. Haluk Dursun Hoca gençlerimize gösterebileceğimiz gerçekten çok değerli bir rol model idi. Bu anıtı yapanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de Haluk Dursun hocamız Kocaeli'li, kabri Hereke'de, Hereke'mizdeki kabrinden toprak getirdik. Buradaki anıtta dikilen 6 tane çınar ağacının altına o toprakları serptik. Kocaeli'deki kabriyle burası arasında bir manevi bağ kuralım dedik. Bu anlamda buradaki anıtından da toprak alıp mezarına götüreceğiz. Bu şekilde hocamızın adını yaşatmış olacağız inşallah. Rahmet etsin. Resulü Kibriya komşu eylesin. Amin. Anadolu ifadesiyle toprağı bol olsun. Bugün çok anlamlı bir günü yaşadık. Değerli hocamızın kabrinden buraya toprak getirildi. Bu toprağı getiren, özellikle gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Göndermiş olduğu toprağı büyük bir haz ile, manevi haz ile diktiğimiz çınar ağaçlarının diblerine döktük. Dibinden toprak alıp hocamızın kabrinin bulunmuş olduğu yere bırakılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızı temsilen gelen dostlarımıza, değerli dostlarımıza teslim ediyoruz. Rabbim evet. Toprağını bol etsin. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeni gençler gelecekler ve biz gençleri, bu gençleri Türk milli kültürü açısından bu önemli sahaları görmelerini sağlayacağız. Tarihi alanların içinden gelen birisi olarak anlata her sefer, her girişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Keşfedilmeyi bekleyen Marka Kent Kocaeli'nin İzmit Saat Kulesi ve Şelalesini, Kasr-ı Hümayun'u, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni, Seka Parkı'nı, Mevlevi Evi'ni, Gebze'de Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'ni, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni, Eski Hisar Kalesi'ni, Kartepe Kayak Merkezi'ni görmeden, İzmit Körfezi sahillerini, Yuvacık Barajı ve çevresindeki doğal güzelliklerini, Beşkayalar Tabiat Parkı'nı, Ballıkayalar Vadisi'ni, Kandıra'nın doğal plajlarını, trekking parkurlarını gezmeden, Kandıra yoğurdunu ve peynirini, Derince'de çene suyunu, İzmit pişmaniyesi, Yarımca kirazını tatmadan, Hereke İpek Halısını, Kara Mürsel sepetini almadan dönmeyin. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar.